Selamlar ve de saygılar sevgili geekler ve de geek olmayanlar. Bu aralar bir yerli film dizi açılımı var Geek Yapar'da tesadüfen. Ama açıkçası biz bundan memnunuz. Çünkü arada bir de olsa değişik güzel şeylere gitmek sebebiyeti veren bir durum oldu bu. Keza son zamanlarda izlemiş olduğumuz güzel değişik bir yerli yapım olan Biz Size Döneriz filmiyle tanışmamıza vesile olmuş oldu. Filme nasıl bir beklentiyle gittik Can'cığım? Dürüst olalım, artık yapacak bir şey yok. Yani hiçbir beklentiyle gitmedik aslında. Benim hiçbir fikrim yoktu. Ne yapım, ne oyuncu, ne bir şey hakkında filan. Ve böyle hani kutsal damacana filan tarzı dandik dandik bir şey izleyeceğiz diye bekliyorum. Ben bir biçim daha iyidir diye tahmin ediyordum açıkçası yani. özellikle işte bizim Facebook sayfamıza filmin yönetmeni Doğacan Anafar da işte bir şey yazmıştı. Farklı bir şey yaptık falan filan dedi diye yazmış. Hani farklı bir şey ama ne yapmış olabilirler ki diye düşünüyordum açıkçası. Ki hakikaten farklı bir şey yapmışlar yani. Evet, evet. Ki şunu da bir altını çizelim veya altını çizmek mi bilmiyorum da. Hani filmi hakikaten işte böyle yerli bir şey olunca biz evet eleştirmekten çekindiğimiz oluyor. Yani böyle ne bileyim eğer beğenirsek zaten söylüyoruz yani bu iyi bir prodüksiyon olmuş. Bunu hakkıyla eleştireceğiz diyoruz. Kötü olmuşsa böyle bize izletilmiş yerli bir şey kötü olmuşsa onlara ayıp olmasın diye. Ama size de yalan bir içerik yapmamış olmak için en fazla hiç hakkında içerik yapmıyoruz. O yüzden zannetmeyin ki sırf böyle özel davet edildik ya da yerli bir şey diye övüyoruz. Hakikaten her zaman olduğu gibi samimi düşüncelerimizi, duygularımızı söylediğimiz bir video olmaya çalışacağız. Çünkü çocuğa da siz yolladınız, o konuda yapacak bir şey yok. Evet yani, o gaflette hala başımızda bir şey olarak duruyor. Her sabah 9 yaşında küçük kızlar tarafından öldürülmek korkusuyla evden çıkıyorum ben hala. Biz Size Döneriz hiç fena olmamış. Çok kendine özgü, çok kendine has bir komedi filmi olmuş. Benim bir kere çok takdir ettiğim, çok hoşuma giden bir şey espri ve komiklik sıklığı oldu. Böyle o sevmediğim Türk komedi filmlerinde yavaş yavaş dakika başına bir tane, 2 dakikada bir, 3 dakikada bir komiklik. Bazen böyle uzun uzun ne hizmet ettiği, yani öykü ilerleten ama hani o sahneye ne gerek var dediğim sahnelerden oluşur. Bu böyle çok hızlı, çok tempoluydu. Hatta eminim kaçırdığım espriler olmuştur gibi geldi bana yani. Çünkü önde bir espri olurken arkada da bir küçük detay, komik bir şey oluyor. Arkada bir şey olurken ona bakıyorsun, önde komik bir şeyler söylenmiş oluyor. Ben çok akıcı tuttum. Bir film yani. Evet, genel olarak yani işte diğer Türk komedilerinin %99,5'i gibi işte şive komedisi yapayım da arkaya iki saslı sesli efekt, ondan sonra böyle köyün ağları bir araya getirip yapmadıkları falan filan böyle bir film olması bir kere çok orijinal kılıyor ve çok hakikaten dinamik bir gençlik filmi aynı zamanda. Evet, yani ben açıkçası bu tabii hani biraz kişisel bir bakış açısı olacak artık ama zaten biz bu kanalda her zaman kişisel bakış açımızı anlatıyoruz size. Ben filmi izlerken yani bu filmi kim işte yarattıysa ki Doğa anladığımız kadarıyla yönetmiş ve de senaryosunu yazmış, o yüzden onun elinden çıkmış belli ki. Çok kendi kafama yakın bir kafada hani ben de film çeksem böyle bir şey çekebilmek, ya böyle bir şey çekmiş olsam kendime gurur duyardım diye düşündüm. Karşılaştığımız birçok espri, birçok böyle şaka, gönderme, referans falan hep böyle yani benim görmek isteyeceğim, benim izlemekten keyif alacağım şeylerle ilgiliydi. Zekice çok espri vardı bir kere. Yani seyirciyi gerçekten siz geri zekalısınız koltuğuna oturtmuyordu evet, yani. Evet evet kesinlikle. O çok önemli bir şey bence yani. Bence de abi. En önemli şey hatta yani. Ya tabii ki bu işte Recep İvedik başta olmak üzere seyirciyi geri zekalı koltuğuna oturtup da bundan prim kasan çok film var. Bu evet. Çok üzücü bir şey gibi geliyor bana yani. Ama bu filmin yani öyle bir derdi yoktu yani. Zekice esprilerle gerçekten sen ben gibi adamların kalbine ateş etmiş yani film. Yani böyle detaylı bir de işlenmiş bir şey. Hani gerçekten yani böyle sonsuza kadar başka filmlerle kıyaslayacağız galiba bu videoda, yapacak bir şey yok artık ama çoğu zaman ben böyle yani bizim birçok filmimizi ya böyle yapılmış geçilmiş bir sürü şeye dikkat edilmemiş, bir sürü şeye özen gösterilmemiş olduğunu düşünürüm. En çok o yüzden eleştiririm. Bu filmde pek öyle bir şey yakalamadım yani. Her şey yer yerinde ve yani çok fazla minik ufak tefek şey girip çıktığı için o detayların da sırıtma ihtimali, sağdan soldan fire verme ihtimali boldu. Ben yakalamadım yani açıkçası şöyle fire verme. Ya çoğu açtığı kapıyı kapadı aslında film bir noktada. Yani bir ayrıntı bir şey sokulmuşsa filme onun cevabını veriyordu. Şimdi evet. Spoiler dünyasına ne kadar girelim bilmiyorum. Hani çok az ya bence de çok girmeyelim ama
İşte mesela kızın zengin babasına neden falan konuluyor olması çok hoşuma gitti. Böyle güzel ayrıntılar, yani bazı, yani bu da böyle diye konulmamış çok şey vardı. Evet. O tip ayrıntılar çok güzeldi yani filmde. Şey de mesela bence çok hoştu. Böyle işte öykünün akışını, bize filmin izlettiği öykü akışı lineer değildi. Yani böyle başı sonu ortası dümdüz ilerlemiyordu. Hatta biraz karmaşıktı yani. Ben biraz arada kaçırdığımı fark ettim. Ama bu da hani negatif bir şey olarak, yani anlamadığım filmin anlamında değil. Aa, hani böyle bir şeyler oluyor yani, bir şey anlatmaya çalışıyor. Bakalım bu şimdi nasıl bağlanacak dedirttirmeye başladı bana zaman geçtikçe. Ki hoşuma da gitti yani öyle olması, işte bir öykü bu tarafta ilerliyor. Sonra o karakterin o sırada neler yaptığını görüyoruz. Bence hoş bir kafaydı. İki kafaların başına bakın da neler geldi. Dünyası yerine birçok karakteri böyle farklı timeline'larda falan filan işliyor olması da çok, işte yani görmediğimiz bir şey bu Türk sinemasında. Evet, özellikle evet. Hakikaten çok örneği olan bir iş değil. Gerçekten farklı bir iş yapılmış yani. Çok keyif alarak izledik. Başka da diyecek bir şey çok bulamıyorum. Spoiler vermek istemiyorsak çok da fazla bir şey diyemiyoruz. Ki spoiler vermek istemiyoruz. Çünkü filmin vizyona giriş tarihi de ertelenmiş. Onun da sebebi vizyona giren başka filmler. O başka filmlerin ne olduğunu da söylemeyeceğim. Bu aralar vizyona giren başka Türk filmlerin ne olduğuna bakın. Ve de siz anlayın neden ertelendiğini. Bence yazık olmuş yani, o filmler yerine bu vizyona girse ve hani ne bileyim işte yoluna devam etse daha iyi olur. Ama 31 Mart'ta giriyor demişti sanırım Doğacan. Öyle, ben de öyle konuştuk çıkışta. İşte. Ondan sonracığıma tabii üzücü bir durum bu. Çünkü böyle bu kadar orijinal ve hani bu kadar da bir yandan mainstream'de yayınlanacak, bir sürü sinema salonunda gösterilecek bir film ne yazık ki çok girmiyor. Biz bu tip filmleri olabildiğince hem desteklemeye de çalışıyoruz bir yandan, ama bu izleyip de hakikaten etkilendiğimiz bir film oldu. Gidin izleyin. Daha ne ben diyeyim? Şey, bir tek şunu bir ekleyeceğim. Filmde benim gözüm şeyi aradı. Bu da hani filme yapılacak bir eleştiri değil de aslında başka bir, anlayacaksın dediğiniz zaman. Filmde bir iki tane daha işte başrol oyuncularından farklı düzeyde olan meşhur oyuncu vardı. Ben onların sayısının daha fazla olmasını beklerdim. Yani küçük rollerde daha fazla böyle cameo, daha fazla bir iki tane dev oyuncu böyle girip küçük bir rolle oynayıp çıkmasının daha çok olmasını beklerdim. Ama o da yani filmin bir başarısızlığı falan sayılmaz. Keşke o oyuncular buna ikna olmuş olsalar, yapmış olsalarmış yani. Aynen. Olur, güzel olurmuş yani. O çok yerinde olurmuş böyle bir filmde diyorum ayrıca. Aynen, böyle sanırım film hakkında bu kadar yorum yapmak istiyoruz. Ha, bir de şey diyeceğim, yani filmin hakikaten bu zamanımızda aldığı birkaç cesur karar da var. Onlar da bizi etkiledi açıkçası. Evet, helal olsun yani. O da ayrı bir lezzetti. Onu da izleyince anlarsınız. İşte gidin izleyin, destekleyin. Böyle filmler yapılsın. Şu sinemamız birazcık adam gibi, keyifli adam gibi de ne kadar yanlış bir cümle. Kadın gibi, adam gibi, işte insan gibi. birazcık da zeki seyircinin aklını, zekasını okşayıp onu mutlu edecek filmler yapılsın istiyoruz. Aynen, bunu istiyoruz, bunu destekliyoruz. Kendinize iyi bakmanızı, kanalımıza abone olmanızı, bizi sevip saymanızı, kendinizi çok ama çok daha fazla sevmenizi ve saymanızı, ama fazla da abartmamanızı. Sonuçta önemli olan başkalarına gösterilen nezakettir, kendinizden önce.